Herkesin parası olmayabilir. Fakat adaletli dağıtılmış 24 saatimiz var. Bunu nasıl değerlendirdiğimiz çok çok önemli. Zengin insanları araştırdığımda, birçoğunun biyografisini okuduğumda gerçekten bugün Bill Gates'in de 24 saati var. Alişan Konyalı'nın da 24 saati var. Senin de 24 saatin var. Tamam, para dünyada herkese eşit bir şekilde dağılmış olmayabilir ama zengin olan insanlar gerçekten 24 saatini çok iyi bir şekilde değerlendiren, özellikle kaldıraç etkisini kullanan insanlar. Ve kaldıraç etkisi nedir? Bugün kendi şirketinizi kurarsınız ya da network marketingde ciddi bir zaman ve emek kaldıracını kullanırsınız. Dijital pazarlamayı, sosyal medyayı kullanırsanız oranın da ciddi bir kaldıraç etkisi var ve dolayısıyla zamanımıza zaman katabiliriz ve 24 saatimizi nasıl değerlendirdiğimiz bu anlamda çok çok önemli. Hani çoğu insan diyor ki ya o insanlar zengin, biz yoksulluk falan var ama arkadaşlar burada adaletle dağıtılmış 24 saatimiz var. Bakın One More International fırsatı bile hepimiz için adaletli bir şekilde dağıtılmış. Aynı Payless, aynı zayıflama bandı sizin de elinizde, benim de elimde. Aynı Facebook, aynı akıllı telefon sizin de elinizde, benim de elimde. Yani burada bu ürünleri, bu hizmeti, bu firmayı, interneti nasıl kullandığınız, zamanınızı nasıl kullandığınız, kendinizi nasıl geliştirdiğinizle alakalı olarak hepimiz farklı farklı seviyelerdeyiz. Dolayısıyla bugün benim de çok üzerimde gelir anlamında ve seviye anlamında, kariyer anlamında üst düzeyde olan insanlar var. Alt pozisyonda da olan insanlar var. Bu neyi gösteriyor? Aslında o insanların zamanını çok doğru bir şekilde, doğru bir ekipleşmeyle, doğru bir kaldıraç etkisini kullanarak akıllıca çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla hani adaletsizlik yok arkadaşlar. Hepimizin 24 saati var. Bu 24 saat içerisinde neler yaptığımız önemli. Bill Gates'in söylediği söz olabilir. Yani bu dünyaya fakir gelmiş olabilirsiniz ama zengin ölmek sizin elinizde arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda zengin olmak için, hayalimizdeki hayatı yaşamak için elimizde bütün imkan ve araçlarımız var arkadaşlar. Bu görseli de çok seviyorum. Dalganın boyunu ve rüzgarın hızını etkilemeyiz. Ama iyi yüzmeyi öğrenebiliriz arkadaşlar. Bakın şu anda biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. İşte son 3 aydır neredeyse evden çıkamıyoruz. Ben evden çıkamamama rağmen arkadaşlar neredeyse ticaretimi ikiye katladım. Gelirimi ikiye katladım. Neden? Çünkü olaya çok hızlı bir şekilde adapte olabildim. Hani burada dalganın boyu çok yüksek gelebilir. Yarın dolar fırlayabilir, pandemi süreci tekrarlayabilir arkadaşlar. Bu süreci biz etkileyemiyoruz. Etkileyebildiğimiz tek şey kendi kişisel ve profesyonel gelişimimiz. Ve olaya nasıl baktığımızla alakalı bir şey. İyi yüzmeyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Dalganın da rüzgarı da kendi faydanıza çevirebilirsiniz. Benim ya bu görsele benzer bir görseli bundan 10-15 sene önce gördüğümde gerçekten çok motive oldum. Çünkü inşaatta çalışan bir amele birisi olarak ben dedim ki yani hayat gerçekten kolaylaşmayacak. Benim güçlenmem lazım. Ve ben mevcut pozisyonumdan kendimi nasıl güçlendirebilirim? Kendimi kişisel ve profesyonel gelişimde nasıl geliştirebilirim? Bakın bundan 15 sene önce dolar 2 lirayken şu anda 7 lira. İşte eskiden pandemi yoktu, şu anda pandemi var. Bilmem yani o dönemden bu döneme hayat belki daha da zorlaşmış olabilir. Ama ben bireysel anlamda güçlendiğim için şu anda çok fazla da zorlanmıyorum. Yani ne demeye çalıştığımı burada lütfen çok iyi anlayın. Çünkü bundan sonraki hayat da belki kolaylaşmayacak olabilir. Yani dünya bu anlamda kolaylaşmayacak olabilir. Yani pandemi bitecek, hayat eskiye dönecek diye bir şey yok arkadaşlar. Dünya eskisi gibi olmayacak, bu kesin. Kendinizi bir an önce adapte olmaya bakın. Şimdi dijital ayak izi arkadaşlar.